aynısı. Oyuncunun ayağından eline geliyor. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltıyı vermiyor. Bu sandartı tutturamasak sıkıntı olur. Mesela Trabzon'un kötü oyununu biz eleştiriyoruz. Güven abimle, Kemal abimle eleştiriyoruz. Bu doğrudur. Ama sen de kural olarak doğru bileceksin. ezberliğin kuralları ya. Kuralları ezberleyin. O, o zaman görürsün. kural üzerinden gidip Fenerbahçe maçına geçelim. O maçta çünkü e, Gökhan Tören'in gördüğü kart çok tartışıldı. Emre Belezoğlu'nun e, tavırları, yine çok konuşuldu. Hem kart pozisyonu hem maç sonu sevinçten ağlamasından bahsediyorum Kemal abi. Takım kaptanı olarak. E, gelecek yılında gelen hmm. menajeri olarak Emre Belezoğlu bu hafta hedef isimli diyebiliriz herhalde. Fena Şimdi mı? bir şey söyleyeceğim. Emre Belezoğlu İngiltere Ligi'nde 3 sene oynadı. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi? Newcastle'da Pr oynadı. Evet. Premierlik'te 3 sene oynadı. Şimdi benim Emre'ye sorum şu. Sen aynı harekette İngiltere Premier Ligi'nde hakemden hakemi aldattığın için sarı kart görür müydün, görmez miydin? Hakem de hakemse tabii. Abi İngiltere Ligi'nden bahsediyor. i̇şte yani. <laughs> hayır hakemin görmediği posu dışarıdan sonradan mı ceza alırdı diyorsun? Hayır hayır. Şimdi o pozisyonda Emre eğer Newcastle United'de İlk kişiyle ok topa çıksa, o pozisyon meydana gelse, düt Emre'ye sarı kart. Hakem süzerdi Hı. pozisyonu diyor. Yani. Beni aldattın. Hı. Ama orada aldatma da var mı Kemal abi? Orada bir çarpışma var. ha bak şöyle, Emre yere düştüğünde öldü zannettik. Beyin kanı. Aynen abi, debelendi falan filan. Burnuna Hakem... darbe almış açıkçası. Abi bak. Nereden? Nereden? <laughs> çarpışma Ben sana. gördüm, sen görmedin mi? <laughs> Yok öyle bir darbe. Yani Görüntü yani... var kardeşim. İngiltere Ligi'nde Emre'ye böyle yapardı. Önce kalk, cart sarı. Bu tarafa şey, Malatya'ya atış verirdi. Ama Emre gidip konuşmuş hakemle. Abi ben bilmem. Ben başka, bir şey, ben başka söylemiş. bir şeyden bahsediyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum. Bize görüntü bu gelmedi yalnız. He. Emre böyle bir beyanda bulmuş. Umut da bunu He. doğruladı. Ben başka bir şeyden doğruladı. bahsediyorum. Bir kere bunu... Dikkate alalım. Benim ben benim haftanın olayı bu. Hı. Orada izin verir misin ben bunu? Söyle. Açın bir de haftanın olayı sorma bana. Bu bu bir ahlak sorunudur. Almadığın darbenin karşılığında elini kapatıp yere kendini atıp debelendiğin zaman hakem hakemin de e, zaafını gösterir görmediği bir pozisyona kart çekti demektir. Ondan sonra diyor ki sen de biraz önce söyledin. E, diyor ki efendim e, e, Emre. Bana dokunmadı demiş. Yav be kardeşim o zaman ben sana şunu sorarım. Bana dokunmadı diyen insanlar buna niye sormuyorlar? Sana hiç kimse hiçbir şekilde dokunmadıysa yere neden düştün? Neden debelendin? Bu ahlaksızlık değil mi? Ayıp değil mi? Ya böyle bir şey olur mu ya? Türkiye'de yaparsın abi. Hayır böyle Türkiye'de... bir olay Cüneyt Çakır'da oldu. Fenerbahçe Trabzon maçındaydı. Gökhan Gönül Fenerbahçe'de oynuyordu hatırlarsanız. Bir Trabzonlu oyuncu İsmi aklımda değil şu anda. Bir hareketten dolayı ikinci sarı kartı gösterdi. Gökhan dedi ki "Hayır bana bir şey yapma." dedi. Ben öyle gördüm Cüneyt çakır ve Gökhan'ın söylemini kabul etmedi. Ayrıca Beyanını kabul etmedi. Ayrıca yani eğer enteresan. Gökhan şeyin emrenin daha sonra söylediği de maç şey pozisyon sırasında söylediği de iddia ediliyor. Onu bilmiyorum. Pozisyon sırasında söylediğini varsayalım. Hakem "Ya birisi vurmadım." diyor. Öteki "Bana kimse dokunmadı." diyor. O zaman sarı kartı geri çek. Ben verdim artık demiş göğe hakem. Olur mu abi? Umut'un açıklaması öyle yani. Oyun başlamadan önce Levent'cim geri hakem kararını değiştirme hakkına sahip. Doğru. İptal edebilir. İptal edebilirdi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Şey, Nedvet vardı ya şu anda e, Juventus'ta halen görevli ee, galiba. Evet. Görevli ee, görevli. Kolina, o saçsız hakem. Kolina bir şey yaptı ceza sahasının tam köşesinde Nedvet indi yere. Kolina penaltıyı gösterdi. Nedvet yattığı yerden öyle yaptı. Bana faal yapılmadı dedi. Adam gitti yerden kaldırdı Nedvet'i. Elini sıktı. Sarı kart şeyi de penaltıyı da iptal etti. Hakem hakem onun için o da Kolina yani. Biraz da o genç hakemlerinde e, dikkatli, özenli olması lazım kendilerini sevmiyorlarsa mesleklerini sevsinler. Mesleğin onuru için daha dikkatli olsunlar. Abi burada tamamen hakeme ait mesela. Yani sonuçta e, maalesef dünya futbolunda birçok oyuncu hakemi kandırmaya yönelik harekette bulunuyor. Ayağını tutuyor. Yem abi. Bence. Hele Bak bizde mesela abi. ben Vizca ilk kırmızı kartı gösterdi. Vizca'nın hafif ayağının ucuna basıyor Saraci. Ayağını çekti oradan. Ayağını seke seke devam etti. Başka bir oyuncu olsaydı Viskan'ın yerinde öyle taklalar atar. İkini sarıdan sarraç yaptırır. Atlarır. Şimdi e, Emre'nin 40 yaşında ideal bir kaptan ve örnek bir kaptan olmasını istediğim için biz bunu eleştiriyoruz. Bunu 20 yaşındaki bir oyuncu yapabilir. Ama iki tane değerli büyümün tespiti gibi yani sen aşağı kalkıyorsan aşağıdan kalkıyor ama ben Emre öyle yerde durdu ki güvenliği yüzünü kapattı. Yani bu kapattıktan sonra artık kart cepten çıkmıştı ikinci sarı kart. Sonra değmedi diyorsan o zaman Emre'ye göstermesi lazım sarıyı. Beni evet, aldattın diye. Evet. Hakimin hatası orada. Yaşa. Hakem yani. o zaman şunu yapacaktı. Öyle mi? Peki ben sana gösteriyorum beni aldattın diye. Bak bunu yapsaydı hani? tarihe geçerdi Ali Şansalan. Kusura bakma. Burada var da müdahale edemiyor sarı edemiyor kartı. Edemiyor ama Ali Şansalan eğer bu ibareyi duymuşsa ki Kaptan Umut böyle diyor. Dedi ki diyor Hızlı. ben değmedim. Sarı kart verme atma dedi diyor. Ee, Emre Demiricim. Belezoğlu olduğu için, eğer böyle bir şey varsa, ha öyle mi? Tamam emreciğim özür diliyorum, teşekkür ederim yardımcı. O zaman sana gösteriyorum, beni aldattın tabii, diye. Bitti. Ben senin hareketine sarı kartı gösterdim ikinciyi deyip ona göstermesi lazım. Bu hakemlik dünyasına farklı bir boyut getirirdi. Aynı. Aynı şeyi mesela, aynı şeyi e, beştaş maçı için de konuşacağız. Konuşacağız, tabii. Konuşacağız. Buantadere... Orada da var, buran var pozisyonları var. Vida'nın tabii pozisyonları. Vida'nın ki başka var. ayrı bir konu konuşacak ama. Yani Buran pozisyonunda benim farklı bir görüşüm var. Kaleci çıkarken ben Burak'a değmedim diyor. Bence kafasına değiyor. Ben öyle görüyorum elini. Yani orada Burak'a çok fazla yüklenler. Çünkü ben maç yazımda Beşiktaş'la ilgili yazı yazmıştım o gün. Görevim vardı. Ben sahanın en iyisi Burak olarak gördüm. Beşiktaş'ın farklı yüzünü ortaya koydu. Yani şimdi birdenbire böyle bir oyuncuyu tamam Burak kendini atmıştı zamanında Galatasaray'da, Fener'de, Trabzon her yerde bu özellikleri vardır ama o kalecinin sıyrılırken ona değip değmediğine iyi bakmak lazım. Fenerbahçe'yi tamamlayalım. Ee, şöyle konuşacağız. E, Fenerbahçe'nin bu Malatya maçı ile ilgili en büyük üzerinde durmamız gereken en önemli nokta Emre'nin nokta e, olayıydı. Ben bu Malatya ile ilgili bir şey söyleyeceğim. 10 kişiyle öyle mi? 1-0'dan maçı 2-1 yapıyorsunuz. Uzatmaya kadar. Öyle mi? Doğru. Şimdi bir şey anlatacağım. Bana bir 2-3 dakika izin vereceksiniz. Buyurun. Fenerbahçe Manchester City maçını seyrettiniz mi? Hangi maçı? Jumbo Barton'un oynadığı. Hangi maçı seyredeceğiz? Peki. Abi. <laughs> İlk maç orada 0-0 bitti. Şey, onu şan... biliyoruz. Kaleci Yavuz'un yıldız evet, olduğu. Evet, Şampiyon Kulüpler Ligi Yavuz'un tek başına 0-0'ı tuttuğu bir maç. Rövanşa gelindi. Manchester City o zaman İngiltere Ligi'nin en iyi takımı Dedik ki yani orada olmadı. Burada herhalde 4-0 olacak. Devre 0-0 bitti. İkin, i̇kinci, devre başlarken, şey tövbe ilk devre bizim Ercan Aktun'a rahmetli bir top bulduk penaltıya doğru. İyildi Yavuz'a bıraktı. Yavuz da Ercan vuracak diye rahat. O arada birisi girdi araya bıraktı boş kaleye bir sıfır galip gittiler. İki 1lik maçı diyor. Evet soyunma evet. odası da ikinci yarı başladı. Abdullah'la o günün golleriyle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Turu atladı. Maç bitti. O zaman Manchester City'nin antrenörü Joe Mercer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yardımcısı da Malcolm Alisson. Galatasaray'ın ah, hocası. Sonra da. He. Evet. Her, tabi beyanat alınıyor ya maçtan sonra. Hı hı. Joe Mercer dedi ki bu maçın FIFA ve UEFA tarafından mutlaka izlenmesi lazım. Dediler ki niye ya? Ne oldu ki? Ya dedi o rakip takımda Can Bartu diye bir oyuncu var dedi. Uzun yıllar İtalya'da oynamış. E maçın son 20 dakikasını kendisi oynadı dedi. Evet sol tarafta topu tutmuş. Ne demek o dediler ya? Ya dedi biz son 15-20 dakika topu bulamadık ki dedi maçı kurtaralım dedi. Hepsi dedi Can Bartu'da. Ya nasıl oluyor? E taca gidiyor, tacı Can Bartu atıyor. Ne yapıyor? Bizimkine çarptırıyor, bir daha taca çıkıyor. Top toplayıcı 25 saniye sonra getiriyor. Yine Can Bartu bu sefer kendi oyuncusunu atıyor. Kendi oyuncusu Can Bartu'ya veriyor hani. Rakibe, çarptır Rakibe çarptırıyor. Rakibe da. çarptırıyor bir daha. E, biz dedi topu bulamadık ki dedi maçı kurtaralım. Dedi. Bu oyuncu yüzünden dedi. Bunun dedi UEFA FIFA tarafından incelenmesi lazım dedi. Bu birebir yaşadığımız bir olay. Sen 68 yanlış hatırlamıyorsun. Burada da tabi Malatya takımı. 2-1 galipsin maç bitmiş uzatmaları oynuyorsun. Abi şuradan kenardan sağdan soldan bir tut topu kaleciye ver al bir daha ver bir daha gel bir daha yap 18 tane pas yap.